Haberiniz var mı? Son 2 günde 3 çocuk hayatını kaybetti. Biri 3,5 yaşındaydı. İstanbul'a götürüldüğü hastanede can verdi. Nedeni ise hala belli değil. Biri 17 yaşındaydı. Bursa'da asansör boşluğunda ölü bulundu. Katili ise ortada yok. Diğeri ise 15 yaşındaydı. İstanbul Tem Otoyolu'nda ambulanstan düşüp hayatını kaybetti. Onun da intihar ettiği öne sürülüyor. Yurdun farklı yerlerinde, farklı yaş aralıklarında bu üç çocuğun ortak noktası neydi biliyor musunuz? Üçünün de devlet koruması altında olması. İstanbul'da yaşamını yitiren 3,5 yaşındaki Adnan Berk çocuk esirgeme kurumunda kalıyordu. Bursa'da asansör boşluğunda ölü bulunan 17 yaşındaki Yasemin devlet koruması altına alınmış bir genç kızımızdı. Tem Otoyolu'nda ölen 15 yaşındaki İlayda Turan ise Sakarya yetiştirme yurdunda kalıyordu. Sadece son 2 günde bu devletin koruması altında olan, bizim sorumumuz altında bulunan çocuklar öldüler ya da öldürüldüler. Çocuklarımızın neden ve nasıl öldükleri ya da öldürüldükleri hakkında hiçbir bilgi alamıyoruz. Ölüme gidene kadar neler yaşadıklarını tahmin bile edemiyoruz. Çocuklarımızın ölümüne kadar giden süreçte onlara gerekli bakım hizmeti, sağlık hizmeti, barınma hizmeti verilemediği gibi var olan hizmetlerin gerekli özen ve denetimden yoksun olduğu da aşikar. En vahimi ise koruması altında olan 3 çocuğun 2 gün içinde ölümü karşısında Aile Bakanı'nın suspusu olması. Sayın Özdemir, buradan size seslenmek istiyorum. Ölümlerin karşısında sessiz kalmanızın nedeni nedir? Siz bu ölümleri görmezden gelebilirsiniz. Politik görüşünüz, en önemlisi de vicdanınız bu suskunluğunuza izin veriyor olabilir. Ama oturduğunuz o koltuk gereği bu ölümler konusunda açıklama yapmak ve hesap vermek zorundasınız. Bakın, devletin koruması altında bulunan 3 çocuğumuz gözümüzün önünde bu şekilde can verirken göremediğimiz Aile Bakanı ölümlerden bir sonraki gün bakanlığında evlilik hazırlığı yapan 1,5 milyon gence evlilik eğitimi veriyor. Sayın Özdemir, oturduğunuz koltuk genç kızlara gelinlik dağıtma koltuğu değil, genç kızlarımızın yaşam haklarına sahip çıkma koltuğudur. Evcilik oynamayı bırakın ve derhal devlet koruması altındaki çocuklarımızın ölümlerinin hesabını verin.